Fatih Akgün, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Meslek lisesinde çalışıyorum. Çok yeni sayılacak ama aynı zamanda deney yapı eğitmeni olarak da başladım. Adım Yusuf Turan, Buca Necla Tevfik Karadavut Meslek Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıfım, bilişim teknolojileri alanındayım. Ekibim, kendi okulumuzdaki öğrencilerden oluşan bir lise takımımız var. Robocod Team şeklinde ismimiz. Teknofest teknoloji yarışmalarını İstanbul'da yapılan eğitim teknolojileri kategorisine katıldık. Takım 3 öğrenciden oluşuyor. Ben takımın danışmanıyım. Ve bu yılki Teknofest eğitim teknolojisinde birincilik derecesiyle bir mutluluğa eriştik. Takım kaptanımız Çınar Sak, danışmanımız Fatih Akgün ve takım üyelerim Muhammed Ali Kılınç ve ben Yusuf Duran. Ben ekibin tasarımcısıyım. Bizim RoboCube projemizin bütün tasarımlarını ben yapıyorum. Evet, ekibimiz şöyle oluştu. Öncelikle okulda Teknofest'in duyurusu yapıldıktan sonra özellikle Yusuf 9. sınıf öğrencisiydi o zaman, şu an 10. sınıf. Sürekli hocam bir proje yapmak istiyoruz diye beni çok böyle gelip sordu ve ben en son tamam dedim, artık ekibi kuralım, fikrinizi ortaya bir koyun, şekillendirelim ve başvurumuzu yapalım. Bu şekilde başladı. Yani öğrenciler aslında beni buldu ve doğru da bir ekip ortaya çıktı. Aldığımız sonuçta bunu gösteriyor muhtemelen. Ekibimizle bizim bilim ve fen kulübümüz var okulumuzda. Fatih hocamız öğretmenimiz. Teknofest afişleri yaptırmışlardı bana ve yani Teknofest'e katılmak istiyordum. İçimde o doğmuştu yani artık. Oraya katılmak istiyordum. Fatih hocamla konuştuk, takımı kurduk. İlerleyen safhalarda da diğer ekip üyelerimiz takıma katıldı. RoboCube küp bloklardan oluşan bir eğitim setidir. Her bir küp bloğun içerisinde bir sensör vardır ve bu sensörler mıknatıs aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Robotik kodlamayı öğrencilere daha eğlenceli hale çevirmiştir. Projeye öncelikle bir sorunu çözmemiz gerekiyordu. O sorunda bizim bilişimci olarak robotik kodlamayla çok ilgileniyoruz. Ve robotik kodlamanın eğitimiyle alakalı bir sorunu ortadan kaldıracak bir proje geliştirdik RoboCube adında. Ve bu projeyi bir ürüne çevirdik. Ve bu bizim için hem teknoloji yarışmasına bir derece getirdi, sonrasında da Ankara'daki girişim yarışması oldu Teknofest'in. Bu take-off. Orada da bir girişime dönüşmek için bir fırsat yakaladık. Orada üçüncü olarak tamamladık take-off'u. Halen de yine bir girişim yolunda devam ediyoruz. Şöyle, robotik kodlama dersini bir deney yaparken çok fazla kablolama ile uğraşıyoruz. Ve bu kablolama çok fazla vakit harcıyor. Kabloları yanlış bağlarsak sensörler yanıyor, yenisini almamız gerekiyor. Ve doğru bağlasak bile çok fazla vakit harcanıyor bir deney yapabilmek için. Bunu biz bir problem olarak belirledik. Ve bu probleme çözüm üretmek istedik. Buna çözüm olarak da kendi eğitim setimizi yapmayı planladık. Ve Teknofest'te birinci olduk. Karşılaştığımız zorluklar en başta bir motivasyon. Yani bazen motive düşüyor. Çünkü yeni bir ürün tasarladık biz. Denedik, olmadı. Özellikle öğrencilerin motivasyonunu sağlama konusunda biraz başlarda problem yaşadık ama sonra ürün ortaya çıkmaya başladıkça biz motivasyonu artık zirveye taşıdık. Hatta çok iddialı olduğumuzu da fark ettik. Bu da bizi daha da ateşledi aslında. Ve gerçekten de robotik kodlamada ders yapılabilecek seviyede bir set ortaya çıkarabildik. Ben bilişim teknolojileri okuduğum için elektronik kısımda çok fazla zorlanmıştık. Meslek öğretmenlerimiz sağ olsun o konuda bize çok yardımcı dokundular. Elektronik kısmında işte
bize yardım ettiler. Proje yani eğitim dönemi başında Eylül gibi başladı. Mayıs'a kadar sürdü. Yani bir 6-7 aylık en az bir süreci var bunun. Özellikle son bir ayı çok yoğun geçti. Uykusuz gecelerimiz oldu. Hatasız yapmak için çok kafaya taktık biz bunu. Ama sonunda da gerçekten güzel bir şey ortaya çıktı. Projemiz yaklaşık 7 ay, 6 ay gibi bir süreçten geçti. Son aylar çok fazla yoğunluk, çok fazla telaşlanmıştık. O elektronik kısmı bizi çok fazla yormuştu. Fakat üstesinden geldik motivasyonumuzu koruyarak. Çalışmamızda en büyük desteği aslında Teknofest'ten aldık. Bizim için bir lise olduğumuz için maddi tarafı için bizi zorlayan taraflardan biriydi. Teknofest'in finale kaldıktan sonra bize malzeme desteği sağlaması, ulaşım desteği sağlaması, barınma desteği sağlaması ve gittiğimiz şehirde tüm ihtiyaçlarımızın karşılanıyor olması bizim için en büyük destekti. Tabii kendi okulumuzdan da belli destekler oldu ama en büyük destek Teknofest'in kendisiydi bu süreçte bence. Çalışmamız için ilk başta Teknofest bize maddi açıdan destek sunmuştu. Üstüne okuldaki Ar-Ge projelerini desteklediği için okulumuz ekstra bize destek sağlamıştı. Teknofest'e katılma sürecimiz, daha önce de biz başvurmuştuk. Yarı finale kaldığımız projelerimiz de oldu. Bunlar bize bir tecrübe oluşturdu ve en son bu son Teknofest'te 2023 İstanbul Teknofest Teknoloji Yarışması'nda eğitim teknolojilerine artık kafamızda güzel bir fikir oluştu takım olarak. Ve bu projenin üzerine giderek bunu sonuca erdirip istediğimiz orada bir derece almaktı. İlk üçü çok istiyorduk. Çünkü oraya çağrılırken de final raporunda binlerce takım arasından en büyük başvuru eğitim teknolojilerinde oldu. Binlerce takım arasından birinci sırada gidiyorduk. Onu gördük puanımızı. Bu bizi zaten ilk üçe artık girmeliyiz diye bir motive etti ve birinci olarak da dönmeyi başardık. Bu da bizim belki de en mutlu olduğumuz andı ve o başarının bize verdiği özgüven, öğrencilere kattığı özgüven inanılmazdı. Teknofest'e katılma süreci iki tane eleme vardı. Ön elemeden geçememiştik. O bizim motivasyonumuzu biraz bozmuştu fakat itiraz ettik. Bu sefer ön elemeyi başardık. Projeyi hayata dökme aşamasına geçtik. Final raporu kaldı. Final raporuna kadar projeyi tamamladık yaklaşık bir süre içinde. Final raporunda da artık kusursuz bir sunum hazırlamıştık. Bunun sonucunda da artık rahattık yani. Bununla net Teknofest'e gidebileceğimizi düşünüyorduk. Rahattık. Motivasyonumuzu koruduk ve ilk sırada Teknofest'e gittik o listede. Biz aslında oradaki sunum sürecinde de ilgiden, diğer takımların da bize yorumlarından bir derece bekliyorduk. Ve dediğim gibi ilk sırada gitmiştik oraya da. Ama son gün biz dereceye girdiğimizi öğrendik. Ama sıralamayı açıklanmadı. Sahne arkasındayken sıralama son anda belli oldu. Hatta bir ara listeyi bir görür gibi olduk. İkinci mi olduk falan diye bir şey çıktı. Öğrencilerin, takım üyelerinin bir motivasyonu gitti. Ya biz birinci olmalıydık diyorduk. Sonra isim anons edildi ve biz birinciymişiz. Onu sahneye çıkmadan birkaç dakika önce öğrendik. O duygu o an bayağı orada sahne arkası şeydi yani. Bayağı bizim gibi onlarca takım vardı. Onlar da aynı şekilde orada derecelerini kutluyorlardı. O an müthişti yani. Birinci olmak bizi bayağı mutlu etti. Çok fazla heyecanlıydık çünkü bizim derece aldığımızı söylediler fakat kaçıncı olduğumuzu söylemediler. Bu da birazcık mesela ikinci mi olduk, üçüncü mü olduk yoksa birinci miyiz? Onlar birazcık bizim heyecanımızı arttırdı tabii ki. Son dakika olması yani biraz bizim için zordu. Dereceye gireceğini evet düşünüyorduk. Yani ilk üçü biz bayağı iddialı gittik. Projemiz çok sağlamdı. Halen de Ankara'ya da girişim olarak da çağrıldık aynı
projemizle. Bu da bizim zaten hani iyi bir proje yaptığımızı ortaya koydu, gösteriyor. Biz gitmeden önce de gerçekten derece alacağını düşünen takımlardandık. Bazen bu olmaz ama biz öyleydik. Projemizin dereceye gireceğini düşündük çünkü her anlamıyla kusursuz bir proje yaratmaya çalıştık. Bu projede deneme yanılma yöntemiyle ilerledik ve kusursuz bir proje çıktı ortaya. Derece alınacağını düşünüyorduk. Bu alanda ileriye dönük hedeflerimiz, bu projeyi girişime dökmek istiyoruz ve bunun için ilerliyoruz. Bu projenin farklı versiyonlarını çıkartabiliriz. Örneğin lise seviyesi için daha uygun, ilkokul seviyesi için daha uygun bir proje çıkarmayı düşünüyoruz. Tabii ki elektronik kısmında kesinlikle bir takım üyesinin olması gerekiyor. Çok zorlandık. Artı motivasyonlarını korumaları gerekiyor. Motivasyon çok önemli. Yani biz ilk başta reddedilmiştik ama ondan sonra kabul olunca birinci çıktık yani bunda. Yani bunun şeyi yok yani, motivasyonlarını korumaları gerekiyor. Teknofest'te bu kadar hani günde sevilen bir organizasyon olması, bu kadar başarılı olması, işin içinde hem teknolojiyi barındırması, ki bu gençler için artık çok önemli bir olgu. Teknolojiyi orada deneyimlemesi, çocukların orada hem teknoloji hem de işte o hava şovları, uçaklar, son teknolojiyle üretilmiş cihazlar, onları görüp dokunabilmesi, bu gerçekten çok önemli. Bunu hiçbir yerde yaşayamazsınız. Yani ben sadece Teknofest'te bu kadar bir şeye dokunabilip onu, hatta bazı şeyleri kullanabildiğiniz bir ve hani bir günde hepsini de gezemiyorsunuz. O kadar çok şey var ki. Biz 3-4 Teknofest'tir gidiyorum. Benim daha gitmediğim bir sürü çadır var, bir sürü etkinlik var. Bu kadar hani çeşitliliğin olması da bence büyük bir etki. Evet, neden ücretsiz? Bence burada bir ortada bir vakıf var, T3 Vakfı. Vakıf da amacına uygun bir şekilde bunu bir şekilde, ücretsiz bir şekilde gençlerle, çocuklarla, hatta bütün halkla buluşturmayı hedeflemiş. Ve bunu da bazı kendi içerisindeki o oluşturduğu vakfın imkanları artı teknolojiyle alakalı şirketlerin de desteğini kullanarak ücretsiz bir şekilde devasa bir festivali yapmayı başarabilmiş bence. Teknofest kuşağı şöyle, ben keşke 20 yaş küçük olsaydım da böyle şeyler yaşayabilseydim. Çocukken de hani teknolojiyi çok severdim. Elektronik, o zamanlar bilgisayar daha çok yeniydi. Elektroniğe bayılırdım ama küçük bir şehirde doğdum. Orada hani teknolojik bir şey bulmak, bir elektronik malzeme bulmak bile çok zordu. Ama şimdi inanılmaz şeyler hayal edip de onları başarma şansının ellerine geçmiş olması bu kuşak için bence en güzel şey. Ve zaten bu kuşağın ufku çok geniş. Yeter ki ufkunu açacak deneyimler yaşasın. Ve Teknofest bu deneyimi yaşatıyor. Oraya gittiğimde öğrencilerimin giderkenki bakış açılarını ve döndükten sonraki hayallerini, üniversiteye giderkenki planlarını şimdi düşündüğümde Teknofest kuşağı denilen bir kuşak gerçekten şanslı bir kuşak. Keşke biz de genç olsaydık da o kuşağın içine. Ama şimdi yakalamaya çalışıyoruz, bu yaşta da olsak işin içine girmeye çalışıyoruz. Teknofest'i zaten burada İzmir'de de gidenler görecek. Çadırların önünde hangi ilden kaç başvuru yapılmış, orada harita şeklinde gösterilir. İzmir rakamsal olarak gerçekten başvurularda yüksek başvuru yapıp oraya da yüksek katılım sağlayan bir il. Biz de İzmir'den gidip hani dereceyle dönen bir takımız. Bizim gibi birçok takım vardı bu sene. İzmir o açıdan Teknofest'te gerçekten katılımı yüksek sağlayan illerden birisi. Nüfusuna göre oranlasak bile bence katılım oranı yüksek bir il. Öncelikle bir proje yapmak isteyen bir
çocuk ya da bir genç ya da benim yaşımda da olabilir. Hepsine Teknofest'te kategorik olarak yer var. Bir sorunu tespit edip o sorunla ilgili bir çözüm üretip projeyi bu şekilde başlaması gerekir. Eğer doğru bir çözüm bulduysa o proje büyük ihtimalle finale kadar gider. Hani proje yazmanın da en temel şeyi bir sorunla başlıyor. Bir sorunu çözmeyi düşünmek lazım. Şimdiki gençler zaten düşünce olarak çok açıklar. Sadece çevresine bakıp ben hangi soruna bir çözüm üretebilir mi? Bir cevap bulurlarsa bunu projeye çevirip rahatlıkla bu tür yarışmalara katılabilirler. Teknofest'te ben özellikle Ankara'da şuna çok dikkat ettim. Bizim gibi lise kategorisi Ankara'da çok azdı. Çünkü orası daha girişime yönelik bir yarışmaydı. Üniversiteli ve mezun kategorisi çok fazla vardı. Ben şunu gördüm, özellikle üniversiteli mezun gençlerde ya da okuyanlarda kendi işini kurmak, teknolojiyle alakalı bir şeyler üretmek, bu yazılım olur, bir ürün olur. Bu tip insanların çok olduğu bir yerde, ki İzmir de öyle olacak, özellikle oraya gidenler bu açıdan bakmalı. Hayalini bir yerde çalışmak, tamam, güzel hayaller. Mesela bir Bayraktar'da çalışmak, bir TEİ'de, TAİ'de çalışmak. Bunlar önemli yerler ama özellikle ben girişim yarışmasıydı Ankara'daki, İzmir'de öyle olacak. Kendi girişimini oluşturmaya çalışan gençleri görünce en çok ona çok sevindim ve hayran kaldım. Yani binlerce genç, hepsi kendi girişimini oluşturmak için ürün ortaya koymuşlar ve orada bunu anlatıyorlardı. En güzel tarafı bence Ankara Teknofest'in buydu. İzmir'de de bunu takip etmelerini isterim gelenlerin. Özellikle bu yarışma çadırlarında bunu görecekler. Ben ideal takımının kaptanı Sena Nur Harmankaya. 60. yıl Anadolu Lisesi'nde okuyorum. İzmir'de yaşıyorum. İdeal takımının bir üyesiyim. Adım Ekin Akçörük. İzmir'de yaşıyorum. Gazi Emir Nevar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ben ideal ekibinden Betül Ebrar Özdemir. Karabağlar Nevar Salih İşgören Okulu'nda okuyorum. İzmir'de yaşıyorum. Aslında ekibimiz deney hafta kurduğumuz ve sonralardan da yarışmalara katılmak için hazırladığımız bir ekip. Projemizden kısaca bahsetmek gerekirse dikey tarımla yenilebilir enerji kaynağı. Ekipte sırayla hepimizin bir görevi var. Ben elektronikten sorumluyum. Diğer takım arkadaşlarımı söylemek gerekirse Betül arkadaşımız mekanikten sorumlu. İkin arkadaşımız ise tasarımdan sorumlu. Ben ekipte mekanik ve fikir üretimi bu konular üzerine gittim. Fikrim Hortum'a katıldık ve projemiz yenilenebilir enerji ile dikey tarımı birleştirmekti. Aslında bunun üstünde uzun zamandır düşünüyorduk zaten ve yarışmaya da katılınca daha çok fikrimizi geliştirerek ilerlemeyi düşünüyoruz. Ekibimizle beraber özellikle deney hafta tanıştıktan sonra bunun üzerine gitmeye karar verdik. Fikir Maratonu diye bir yarışma buldum, bir yarışma gördüğümüzde de buna katılalım diye biraz ısrar ettim. Ve o zamandan beri biraz daha sabırla çalışıyoruz. Yazın biraz fazla meşgul olduğumuz için bir türlü bir araya gelemedik. O yandan biraz zorluk çektik ama yine de çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Deney yap başladığında beraber tanıştık. Ondan sonra kafa dengi olduğumuzu düşündükten sonra bir grup oluşturup yarışmalara katılmaya karar verdik. Öncelikle biz deney yap tasarım bölümünde de geliştirdiğimiz bir metodu uyguluyoruz. Hepimize birer kağıt veriyoruz. Kağıtları sırasıyla fikirlerimizi yazıyoruz ve bunları değiş tokuş yapıyoruz. Aslında tasarım bölümünde biz projemize karar vermiştik ama o zaman yapabileceğimiz bir proje değildi. Fikir Maratonu karşımıza çıktığında bu projeyi tekrardan ele almaya ve geliştirmeye karar verdik. Proje
projemizin sonucunda hayali rakamlar vermek istemedik. Çünkü bu bayağı evlerde kullanacak ve işletmelerde kullanacak bir projeydi. Bu yüzden biz de projeyi gerçekleştirerek gerçek rakamlarla ortaya koymayı düşündük. Bu sebeple zaman açısından zor oldu. Ve açıkçası kaynak bulmak da bir tık sıkıntı oldu bizim için. Yaptığı tasarım üretim aşamasından beri bu fikir aslında aklımızdaydı. Biz de fikir maratonu duyunca katılacaksak bu projeye katılalım diye projeyi geliştirmeye odaklandık. Ve yaklaşık 3 ay gibi bir sürede projeyi tamamıyla oturttuk diyebiliriz. Aslında ilk başta aklımızda böyle bir şey yoktu ve Betül arkadaşımız ısrar etti bize bayağı. Biz de bunun sonucunda katılalım dedik ve sonuçta projemiz de güzel olunca finale kadar geldik. Ben çok heyecanlanmıştım. Yani projemize çok güveniyorduk. Ve ben emindim ki zaten jüriler de olumlu bir tepki vermişti sunum yaparken. Şahsen çok şaşırmadım ama yine de çok mutlu olmuştum. Böyle diyebilirim. Evet, düşünüyordum. Yani ekibimizle beraber gerçekten çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Ki zaten öyle oldu. Finalist olarak kaldık. Bence gerçekten herkesin katılması gereken bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli zamanlar geçiriyorsun. Takımımızla beraber fikir maratonundan güzel bir dereceyle bitirirsek girişimin take-off'a katılmayı, ardından da roket yarışmasına katılmayı hedefliyoruz. Fikir maratonundan sonra girişimcilik yarışmasına katılmak istiyoruz. Ardından da rokete katılmayı düşünüyoruz. İleride girişim projesine katılmayı düşünüyoruz. Şahsen ben bu projenin günlük hayata da yayılmasını ve şu an dünyada yaşanan problemlerin çözülmesi üzerine bir çok güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Ve eğer gerçekten de bunu başarabilirsek en büyük hayallerimden birisi gerçek olurdu herhalde. Takımınız en çok önemli olan takımınız. Takımınızda kafa dengi insanlar varsa ne proje olursa olsun ilerleyebiliyorsunuz. Şahsen biz projede çalışırken üçümüz de meraklı olduğumuz için bu çok önemli bir konuydu. Yani eğer meraklıysanız ve çevredeki her şeye biraz daha duyarlı yaklaşıyorsanız projenizde çok daha büyük bir etkisi oluyor. Yani bunu söyleyebilirim. Her zaman meraklı bir şekilde öğrenmeye başlayın. İlla ki fikir gelmese bile bazı şeylerden bir şeyler öğrenince herhangi projede çok işinize yarıyor. Bence projeleri ne olursa olsun arkasında durmalılar ve grup ruhu gerçekten çok önemli. Projede çalışırken bazen çok yorulabilirsiniz ya da zamanlamanız hiç tutmayabilir. Ben bazen arabada katıldığım oluyordu toplantıya ve yani önemli olan bu projeye önem vermeniz. Ne olursa olsun peşinden gidin. Yani bu proje olmaz diğer proje olur. Öyle diyorum.